arkadaşlar, bizi burada park ettirdi. 10 dakikadır bekliyoruz. Sonra ismimi çağırıyor. Orhan! Gittim yanına. Hiçbir şey demeden pasaportu, evrakları, artık arabanın ruhsatını da istiyor. Verdi. Şimdi şurada bir durayım. Arkadaşlar daha bekliyorlar. İki arkadaş. Ben anlamadım bu işi ya. Macar çıkışı yok. Roman giriş kontrolü var. Evet arkadaşlar. Arkadaşları bekliyorum. Birazdan yola devam. Arkadaşlar daha yeni hareket ettik. Arkadaşım birini çok beklettiler. Şimdi tam 1 saat 20 dakikada Romanya'ya giriş yapmış olduk. Evet. Şimdi bakalım ilk benzin istasyonuna girip evine söyledim. Depolarımızı fulllayacağız. Sonra bakalım 1-2 saat mola verebiliriz. Yine seç kartmaya başladı. Evet, Romanya. Macaristan'da toplam 390 km yol yapmış. Dışarısı 33 derece şu an. Çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten demin gümrükte beklerken mahvolduk. Sıcaktan. Evet. Şimdi buradan Calafat, Romanya'nın Bulgaristan'a sınır olan şehri, buraya 405 kilometre, yaklaşık olarak 5 saat 20 dakika gösteriyor navigasyon. Ama biz mola vereceğimiz için önemli değil. En azından geceye kalmayacağım Romanya'ya, Romanya'da. Bulgaristan'da da sorun değil zaten. Sofya attım mı kendimi, gerisi hep otoban. Evet, welcome to Romanya diyoruz. Arkadaşlar burada benzin istasyonu gösteriyor. Daha benzin istasyonu göremedim. Romanya bu konuda biraz ilginç. Çok enteresan. Ha, şu arkada var herhalde. Ha, tamam, şurada var. Evet, arabalar buradan gidiniz diye. Kamyonlar, tırlar soldan, arabalar sağdan, ama burada da tır girmiş. Ama görüyorsun, kamyon tır sola veriyor. Sen ne yapıyorsun? Otomatik araba olarak sağa gidiyorsun. Benzin sensörü solda kalıyor. Ama buradan gidiş var. Ne? Arkadaşlar hemen kaçtım oradan. 300 metre mazot kuyruğu var. Millet sıraya girmiş mazot olacak. Ya 300 metre mazot kuyruğu ne demek biliyor musunuz? En az 1 saat. Ben de şimdi şurada bir başka bir benzin istasyonu gördüm. Bir kasaba. Buraya yaklaşık 6 kilometre. Oraya gideceğim. Aynen. Pecica. Buradan çıkacağız. Umarım orada açıktır. Burada 1 saat bekleyeceğime 4 gidiş 4 geliş 8 kilometre fazla yol yaparım. 1 saat beklemekten iyidir. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren auf die DN7. Çekelim bakayım bu yolu. Siz de gelirseniz, bakın Romanya'ya girdikten sonra zaten ilk gelen benzin istasyonu. Ondan önce yok. Ha, ondan önce bir tane inşaat var. OMV benzin istasyonu yapılıyor. Daha bitmemiş. Ondan sonra gelen ilk benzin istasyonunda baktınız yoğun. Bakın şu an benim gittiğim yolu takip ederseniz, ki birazdan göreceğiz açıksa, iyi de marka Lukoil. Lukoil. Lukoil mi okunuyor? Lukoil mi okunuyor? Neyse. Ama orada varmış. O da kalabalıktır.
Bak bir tane daha benzinci geliyor. O da kalabalık olabilir. O da kalabalık olabilir. Onu da bekleriz. Muhtemelen. Onun için bence en iyisi şu an bizim yaptığımız. Doğruyuz değil mi? Aynı. Let's links up beygende de buradan sol yapıyoruz. 3,5 kilometre sonra benzin istasyonu varmış. Umarım öyledir. Ha tekrar Nablak istikametine gidiyor. Yani Macaristan'a doğru. Ama olsun, biz mazotumuzu alıp döneceğiz yine zaten yolumuza. Arkadaşlar burayı bilerek uzun çekiyorum. Dediğim gibi benimle aynı duruma düşen olursa hiç stres yapmadan, dediğim gibi o gelen ilk benzin istasyonu baktınız yoğun, devam edin. İlk çıkıştan çıkıyorsunuz, sonunda sol yapıyorsunuz. Yaklaşık 4 kilometre sonra benzin istasyonu gelecek. Ben de tabii ki şu an ilk defa gidiyorum. Aksilik olursa bunu da sizlere bildiririm zaten. Evet, 2,5 kilometre var diyor. Ya Romanya macera. Arkadaşlar macera istiyorsanız, zamanınız varsa, gezmeyi seviyorsanız, manzara seviyorsanız, ben Romanya'nın köyünü, kasabasını göreceğim diyorsanız buradan geleceksiniz. Yok arkadaş, uğraşamam. Ben giderim Röski Horgos'ta 7-8-10 saat de beklerim. Evet arkadaşlar, 1,5 kilometre kaldı. Neydi o, ne dedin? İnternet yok ya. İnternet olmadığında ben yok var şey biliyorsun. Şimdi geldim. Ben kapattım şimdi. Para mara evet. Yazmasın. Neydi burası? Pecica. Pekika mı okunuyor? Pecica mı okunuyor? Neyse artık. Bir 1,3 kilometre diyor. Çok enteresan. Arkadaşlar Romanya'nın şehirlerine bakın. Şehir mi oluyor burası? Kasaba mı oluyor? Arkadaşlar 500 metre ileride sağda görüyorum zaten benzin istasyonu, umarım açıktır. Ama açıktır, bu saatte niye kapalı? Saat evet, saat 2:10 geçiyor Almanya saatiyle. Pardon, sol tarafta, ben sağ taraf dedim, sol tarafta kalıyor. Yoldan öyle gördüm, virajlı ya, sağdaymış gibi gördüm. Kapalı mı? Nasıl bir dikedir bu ya? Açık mı? 24-7. Aynen.
Evet arkadaşlar, burada depolarımızı fulladık. Bir yarım saatten mola verdik. Şimdi devam ediyoruz. Gidin. Güzel oluyor. 3 arabayız. Biraz maceralı geçiyor sıra yolu. Güzel. Bukareş'te gidersiniz. Romanya'nın başkenti olan Bukareş'te. Ben geçen sene 9. ayda Romanya üzerinden gitmiştim. Bukareş üzerinden gittim. Rusçuk sınır kapısından Bulgaristan'a girmiştim. Bilmiyorum, onun yollarını pek beğenmemiştim ya. Çok dağlık bölge, çok viraj var. Şimdi bu yoldan ilk defa gidiyorum, Kalafat üzerinden. Bakalım burası nasıl? Tabii ki YouTube kanalları var. Birkaç tane takip ettiğim, izlediğim. Orada Kalafat Vidin üzerinden giden bazı arkadaşlar var. Yani o videolarda gördüm, beğendim yolu. Fena değil. Rusçu kapısına göre daha iyi. Evet, şimdi ne yapıyoruz burada? Şimdilik devam. Tabi otoban birazdan bitecek. Tek gelişli gidişli yollara düşeceğiz. Köy yolları, kasaba yolları vesaire. Olsun, bu da bir zevk, bu da bir macera. Yine arkadaş da beni telefonla aradı. Acıkmışlar. Herhalde yiyecekler yaşam alanında değil, yani arabanın içinde değil, bagajda bırakmışlar. Acıktık diyor, oran bir yere duralım da bir şeyler yiyelim. Ben de tamam dedim. Sıkıntı yok arkadaşlar, iyi oluyor ya. Biz 3 arabayız, 3 aileyiz. Bol sohbet, şamata, gülüyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Bol bol mola veriyoruz. İyi oluyor, dinlene dinlene.
Acelemiz yok. İzindeyiz, tatildeyiz. Beni uzun zamandan beri takip edenleriniz bunu biliyorsunuz zaten. Ben gerçekten acele etmiyorum yani. Seri giderim ama acele etmem. Yani umarım anlatabildim, anladınız. Molalarımı veririm. Molaları ihmal etmem. Gerektiği yerde, gerektiği kadar mola veririm yani. Yapıyorsa her an önümüzü atlayabilir. En iyisi sol şeride gitmek. Evet arkadaşlar, yarım saatlik bir mola. Evet, telefon geldi, telefon görüşmesi yaptım, o anda video kesildi. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yolculuğumuz devam. İstikamet Kalafat.
Thank you.
500 metre. Abi dur şuraya duralım da manzara seyredek. 500 metre. Umarım park yeri boş vardır. Burada yok mu acaba? Şimdi bak 500 metre sonra park lastik. Boş bulursak dururuz manzara seyrederiz. Ama nerede? Buradan mı bahsediyordun? Bilmiyorsun ki tuhaf ülkeler abi. Yok şunu geliyor. Dur bakayım. Ama manzara görebileceğiz mi? Vallahi görünüyor. Ha bak 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 bak. Bak. Arkadaşlar şimdi burada Orşova taraflarında şu gördüğünüz Tuna Nehri ve karşısı da Sırbistan. Şu karşıda gördüğünüz yerleşim yeri Sırbistan oluyor. Ya daha güzel manzaralı bir yerde durmak isterdim ama yok. Buraya durduk. Şöyle şurada görünüyor. Sırbistan. Şöyle işte görüyorsunuz.
arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Toplam hesapladım 16-17 kilometre tır kuyruğu var. Bir şey demiyorum artık, herkes kendi düşüncesini, aklına geleni yorumlarda yazabilir. Ben bir şey söylemiyorum. Evet arkadaşlar, biz yaklaşık 15 dakika önce hududa geldik. Burada hiç hareket yok. Görüyorsunuz tırcılar resmen kuduruyor. Tırcılar. Arabaların olduğu bölüm. Bak 15 dakika buradayız. 1 metre ilerlemedik. Ben böyle bir kalabalık, böyle bir yoğunluk görmedim. Hele ki bu kapıda. Arkadaşlar Romanya yolu zaten açık söylüyorum, ben hiç memnun değilim. Bu ikinci gelişim. Yok abi. Çok yorucu. Köyler, kasabalar yok. Arabacıya kızıyor. Araba şoförüne kızıyor. Halbuki bu nedir yani? Bu ne rezillik ya? Karaktersiz. Siz bize otobanlarda neler yapıyorsunuz? 160 lan görüyorum, 80 gidiyorsun, önüme atlıyorsun ya. Arkadaşlar yok yok, ben açık söyleyeyim, Romanya tam bir rezillik. Yol olarak bakın, ülke için, insanlar için bir şey demiyorum. Kesinlikle Romanya'dan gelmeyin. Benim bu son. Yok arkadaş, uğraşamam. Bir de gel buraya 4-5 saat kapıda bekle. Bu mu alternatif alternatif rutu, alternatif yol? Bakalım, saat şimdi 20.40, yaklaşık 20 dakika eve geldik aşağı yukarı, yani 8'i 20 geçe gelmiş oldum. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz, size bildiririm. Evet arkadaşlar, saat şu an 11'i çeyrek geçiyor. Buraya ne zaman geldiydik, saat kaçta geldiydik? 8'i 20 geçe geldiydik. Yani 5 dakika sonra tamı tamına 3 saat oldu bekliyoruz. Ve şu an bilmiyorum 4. mü 5. arabayım. Arkadaşlar mahvettiler bizi. Gerçekten 3 saattir bekliyoruz. Kuyruk taş çatlasın 500 metreydi. Yani 500-600 metre. İnanın fazla değildi. Düşünün, buna rağmen 3 saattir bekliyoruz ve hala çıkmış değiliz ya. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Arkadaşlar saat 11.30 oldu. Hala bekliyoruz. Şu an 3. arabayım. Yani şimdiye kadar 3 saat 10 dakika. Şimdi burada biliyorsunuz gümrüklerde genelde Romanya ve Bulgaristan çekim yapmamızı istemiyorlar. Ben şimdi burada çekimi durduruyorum. Bulgar'a giriş yaptıktan sonra tekrardan videoyu başlatıp size ne oldu anlatacağım. Bir de video için sıkıntı yaşamayalım burada. Zaten sebep arıyorlar. Evet arkadaşlar, saat 11.35. Tam 3 saat 15 dakika bekledik. Neyse, fazla kontrol olmadı. Bir kimlik kontrol. Şuraya durayım da arkadaşlar var ya. Arkadaşlar, iki arkadaş var biliyorsunuz.